Koordinat düzlemi föyümüze bakalım. Analitik düzlem dediğimiz kavram neymiş? Önce onun tanımıyla bir başlayalım. Başlangıç noktasında birbirine dik olan iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi diyoruz. İşte bu sayı doğrularımızdan birisi x ekseni, diğeri de y ekseni oluşturuyor. X'lere apsis, Y'lere ordinat ikisine beraber ise koordinat diyoruz. Ve bu koordinatları yazarken önce x'ler sonra y'ler olacak şeklinde yazıyoruz. Bu gördüğünüz koordinat sistemi analitik düzlemi 4 bölgeye ayırıyor arkadaşlar. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Dikkat ettiyseniz bölgelerin dönüş yönü arkadaşlar saat yönünün tersi yani pozitif yön. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü ve dördüncü bölge. Her bölgeye göre işaretlerimiz değişiyor. Birinci bölgede Apsis artı ordinat artı. İkinci bölgede apsis eksi ordinat artı. Üçüncü bölgede her x de eksi. Dördüncü bölgede ise apsis artı ordinat da eksi. Ha bunları bir kural gibi ezberlemenize gerek yok. Neydi mantık? Şurası başlangıç orijinimiz. Sağ taraflar pozitif x. Sol taraflar negatif x. Yukarılar pozitif y. Aşağılarsa negatif y. Mesela üçüncü bölgeye baktığımız zaman soldaki xlerle aşağıdaki ylerin kesiştiği yer, yani her ikisinin de eksi olduğu yer. Hemen ilk örneğimize bakalım beraber. A, B, C, D, E, F ve orijin noktalarını göstermemizi istiyor bizden. Şimdi A noktasının koordinatları kaçmış? 2, 3. O zaman sağa doğru 2 birim, yukarı doğru 3 birim gideceğiz. Sağa doğru orijinden itibaren 1, 2. Yukarı doğru 3 birim. 1, 2, 3. İşte şurası bizim A noktamız. 2'ye 3. B'ye bakalım. Eksi 1'e 2. Apsisin eksi 1 olması demek sola doğru 1 bir birim gitti demek. O zaman sola doğru 1, yukarı doğru 2. İşte burası da bizim B noktamız. C noktası eksi 2'ye eksi 3. Demek ki sola 2, aşağı 3 inmişiz. Sola 2, 1, 2. Aşağı 3, 1, 2, 3. İşte burası da bizim C noktamız. D noktamız ise 3'e eksi 1. Demek ki sağ 3 aşağı 1 inmişiz. 1, 2, 3 aşağı 1. E noktası 4'e 0. Ha, bu çok önemli arkadaşlar. Sağa doğru 4 gitmişiz. Ama ne yukarı ne de aşağı inmemişiz arkadaşlar. Ne yukarı çıkmamış ne de aşağı inmemişiz. Sıfırda kalmışız. O zaman sağa doğru 4 gidiyorum. Ve burada duruyoruz. O zaman bir noktanın ordinatı sıfırsa ne anlayacağız? Demek ki o nokta x ekseni üzerinde. Aa, demek ki soruda x ekseni üzerinde diye bir tabir geçerse anlayın ki ordinat sıfır. Diğer arkadaş sıfıra bir. Ya bakın bu ne sağa ne sola gitmiş. Sadece yukarı bir birim gitmiş. İşte F noktası da burası. O zaman bir noktanın apsisi sıfırsa anlayın ki o noktada ordinat y ekseni üzerinde. Ve sıfıra sıfır malumunuz orijin o da tam burada. Evet noktalarımızı gösterdik. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Yukarıdaki şekilde analitik düzlem eksenler için almayan 4 bölgeye ayrılmıştır. K noktası ikinci bölgede olduğuna göre. ikinci bölgeyi oluşturan eksenler kim? Negatif x pozitif y. O zaman x'lerimiz negatif y'lerimiz pozitif olacak. Yani m eksi 4 negatif sıfırdan küçük. 2m artı 2 pozitif sıfırdan büyük. Dolayısıyla M 4'ten küçük olacak. Bunu çözersek 2M büyük eksi 2. M de eksi 1'den büyük olacak. Şimdi bu iki arkadaşı birleştirirsek demek ki M'lerimiz eksi 1'den büyük. 4'ten küçük olacak. Nedir bunlar? 3, 2, 1 ve 0 olmak üzere toplamları 6. Cevabımız B şıkkı. İki nokta arasındaki uzaklık diye bir formülümüz var. Bu formül arkadaşlar çok 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 önemli. Bütün analitik geometri konuları boyunca karşınıza çıkacak. Noktanın analiti, doğrunun analiti, dönüşümler, çemberin analiti her yerde bu arkadaş çıkacak. Onun için buna hakim olun. Kural şu. A ve B noktaları verilsin size. İkisinin arasındaki uzaklığı şu şekilde gösteriyoruz. Mutlak değer AB demek A ile B arasındaki uzaklık demek. Apsisler farkının karesi Ordinatlar farkının karesi toplamının karekökü. Apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi toplamının karekökü. Onun da mantığı şu esasında da gayet basit bir mantığı var. Şimdi bakın şuradan aşağıya bir dik gelseniz buradan da aşağıya bir dik gelseniz neleri çizmiş olursunuz? Ordinatları. Bunun ordinatı y1. Bu arkadaşın ordinatı da y2. Şimdi şuradan bir dik gelirsem bura y1. Burası ne olur? y2 eksi y1. Aynı şekilde buraya doğru çizersek absisleri çizmiş oluruz. Buraya x1. Yukarısı x2. O zaman şöyle yukarıya bir dik gelirsek buraya x1. Buraya ne kalır? x2 eksi x1. Dolayısıyla bu aşağıda ne olur? x2 eksi x1. Bakın şurada Pisagor'u görüyor musunuz artık dik üçgen. Bir kenarı x2 eksi x1. Bir kenarı da y2 eksi y1. Bunların kareler toplamının kare kökü Pisagor teoreminden bize AB arasındaki uzaklığı verecektir. Tabi her defasında bunu çizeyim. Böyle ordinatlar farkı, absisler farkını göstereyim. Zaman kaybı. Onun için bunu bir formül gibi. Gibisi fazla formül bu. Aklımızda tutalım. Absisler farkının karesi. Ordinatlar farkının karesi. Toplamının karekökü Bize iki nokta arasındaki uzaklığı veriyor. Hemen ilk sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde 1'e 2 noktası da bulunan bir hareketliğinin T'inci saniyede aldığı, bulunduğu noktanın koordinatları şeklinde veriliyor. İkinci saniyede yani T2 için A noktasını bulabiliyormuşuz. T2 için ne oluyor? 2 yazarsak 7 2 yazarsak 4 kere 2, 8, 2 daha 10. İşte A'nın koordinatları 7'ye olmuş. T4 için de B'yi bulabiliyormuşuz. Hadi bulalım. T'ye 4 yazarsak 4 kere 3, 12, 1 daha 13 4 kere 4, 16, 2 daha 18. Şimdi benden ikisinin arasındaki uzaklığı istiyor. Neydi kural? Apsisler farkı ister 7 eksi 13 ya da 13 eksi 7. Hiç fark etmez. Aynı şey verir. 13 eksi 7. Şöyle uzun uzun yazalım bir kereye mahsus. Sonra kısa kısa yazarız. 13 eksi 7'nin karesi. Artı ordinatlar farkı. 18 eksi 10'un karesi. Toplamının kare kökü. Apsisler farkı 6'nın karesi. Ordinatlar farkı 8 zin karesi. Ha, 36 artı 64 100 kare kökü 10 gelecektir. Ya da bir güzellik dikkatinizi çekti mi? Absisler farkı 6. Ordinatlar farkı 8. Cevap da 10 geldi. Ne diyorduk? Pisagor yazıyorduk doğru mu? Ha, o zaman hemen bu farklar dik üçgenin kenarları gibi gelsin aklınıza. 6, 8. O zaman cevap kaç? 10. Cevabımız A şıkkı. Örnek 4'e bakalım. 2018 yılında çıkmış bir soru. Dik koordinat düzleminde AB noktaları arasındaki uzaklık formülüyle hesaplanır. Son yıllarda artık ÖSYM bunu yapıyor. Formülü size veriyor. E, vermiş sağ olsun. Aşağıdaki haritada ABC noktalarının koordinatları gösterilmiş. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A ile B arasındaki mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı 6 kilometre olarak hesaplıyor. Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı ben bulabilirim apsisler farkı 10 eksi 2, 8. Ordinatlar farkı 14 eksi 8, 6. Ha Bakın gene 8, 6. O zaman aradaki uzaklık kaç gelecek? A, b arası 8, 6, 13genin. İşte bu 10 birimlik mesafeyi kaç kilometre olarak gösteriyormuş? 6 kilometre. Ha Normalde 10 birim olan mesafeyi program 6 kilometre olarak gösteriyor. E, benden ne istiyor a ile c arasındaki uzaklık? Hemen A ile C arasındaki uzaklığa bakalım. Apsisler farkı 7 eksi 2 5. Ordinatlar farkı 20 eksi 8 12. Bakın 5 12 13. Demek ki B A C arasındaki uzaklıkta kaçmış 13. O zaman hemen bir orantı kuracağım. 11'i şey 11'i mi 6 kilometre gösterirse 13 birimi kaç kilometre gösterir? Bu kadar. 13 çarpı 6 bölü 10'dan 78 bölü 10'dan 7.8 aradığımız cevap A şıkkı. Dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde bulunan bir A noktasının B ve C noktalarının uzaklıkları eşit. Şimdi A noktası x ekseni üzerindeyse. hatırlayın föğün başında bahsetmiştik. Bir nokta x eksenin üzerinde ise demek ki ne yukarı çıkmış ne de aşağı inmiş. Yani ordinatı sıfır demiştik. Peki x ekseni üzerinde ise o zaman sağa doğru da gitmiş olabilir. Sola doğru da gitmiş olabilir. Bunu bilemediğim için absiste ne olsun? x olsun. İşte a noktamızı bulduk. x'e 0. Şimdi bu a noktası hem b'ye hem c'ye eşit uzaklıktaymış. Yani mutlak değer AB eşittir mutlak değer AC. Ne yapacağız? Formül yazacağız. Neydi formül? Apsisler farkının karesi. Yani x eksi 3'ü karesi. Ordinatlar farkının karesi 0. Eksi 4 eksi 4 karesi 16. Toplamının karekökü bana AB arasındaki uzaklığı verecek. Eşittir şimdi AC arasındaki uzaklığa bakalım. Apsisler farkının karesi yani x eksi 9'un karesi. Artı ordinatlar farkının karesi 0 eksi 2. Eksi 2 karesi 4. Toplamının kare kökü. İşte bu iki vatandaşı birbirine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Kare kökler gitti. X eksi 3'ü parantez karesini açıyorum. X kare eksi 6 x artı 9 artı 16 eşittir. Parantez kare açıyorum. X kare eksi 18 x artı 81 artı 4. X kareler gitti mi? Eksi 6 x artı 25 eşittir. Eksi 18 x artı 85. Eksi 18 x'i bu tarafa atalım. 12 x. 25'i bu tarafa atalım. 60. 12 x eşittir 60'tan. X kaçmış arkadaşlar? 5. Demek ki bizim A noktasının apsisi 5. Cevabımız C şıkkı. Bir doğru parçasının orta noktası nasıl bulunur ona bakalım. Şimdi şu doğru parçamız olsun. Bir ucunda A olsun. Bir ucunda da B olsun. İşte tam bu ortadaki C nasıl bulunur ona bakacağız. Gayet basit. A ile B'nin ortalamasını alacaksınız. Nasıl alıyorduk ortalamayı? Toplayıp ikiye bölerek. Yani şey burada da geçer. Absisler toplamının yarısı. Ordinatlar toplamının yarısı. Bize C noktasının koordinatlarını verecektir. Yeni üniversite sınavında çıkmış bir soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde 0'a 2, 4'e 2 ve 4'e 4 noktalarında bulunan 3 karınca birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye başlıyor. Önce şu noktaları bir gösterelim. Şurası koordinat düzlemimiz. Karıncalardan birisi 0'a 2 noktasında. Diğeri 4'e 2 noktasında. Diğeri de 4'e 4 noktasında. Evet birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye başlıyorlar. E, aynı anda ve eşit hızlarla yürürlerse o zaman ne olacak arkadaşlar? Hep eşit mesafe yürümüş olacaklar. Bir süre sonra bu üç karınca aynı anda bir P noktasında buluşuyorlar. Ha, bu üç karıncanın aynı anda bir P noktası da buluşabilmeleri için birbirlerine doğru yürümesi lazım. E, ne yapalım? Mesela şu iki karınca adım gibi eminim tam şu ortada buluşur. Neden? E çünkü hızları aynı. E aynı anda yola çıkıyorlar. Dolayısıyla ne yaparlar? Tam ortada buluşurlar. Yani burada. O zaman diğer karınca da buraya gelmeli ki üçü aynı anda aynı yerde olsun. O zaman bu üç arkadaş birbirine eşit uzaklıkta mesafelerde olmalı. E zaten bakın şekli tamamlarsak burada bir dik üçgen oluyor mu? Ha, muhteşem üçlüden dolayı zaten tam bu ortada olmak zorundalar. Buna göre P noktasının koordinatlarını istiyorlar. Yani 0'a 2 ile 4'e 4'ün orta noktasını istiyorlar. Apsisler toplamı 4 yarısı 2. Ordinatlar toplamı 6 yarısı 3. Demek ki buluştukları nokta 2'ye 3 noktası. Koordinatlar toplamı da 2 artı 3 5 gelecektir. Burada bir başlığımız var önemli. Bir paralel kenarın köşe koordinatları A, B, C, D olmak üzere A ile C'nin koordinatlar toplamı B ile D'nin koordinatlar toplamına eşittir diyor. Sebebi de çok basit. Köşegenleri çizin. Hatırlayınız paralel kenarda köşegenler birbirini ne yapardı? Ortalardı. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi. Fakat birbirlerini ne yapardı? Ortalardı. E, dolayısıyla şu O noktası hem AC'nin hem de BD'nin orta noktası olduğuna göre AC'nin apsisler toplamı BD'nin apsisler toplamına AC'nin ordinatlar toplamı da BD'nin ordinatlar toplamına eşit olacaktır. Biz burada paralel kenar demişiz ama paralel kenar deyince aklınıza sadece paralel kenar gelmesin. Paralel kenardan özelleşmiş arkadaşlar da gelsin. Mesela paralel kenarın dört kenarı da birbirine eşit olursa o paralel kenara ne diyorduk biz? Eşkenar dörtgen. O zaman bu kural eşkenar dörtgende de geçerlidir. Paralel kenarın köşeleri 90 derece olursa o paralel kenara biz ne diyorduk? Dikdörtgen. O zaman bu kural dikdörtgende de geçerlidir. Peki dikdörtgenin kenarları birbirine eşit olursa ona ne diyorduk? Kare. Dolayısıyla bu kural karede de geçerlidir. Yani bu karşılıklı köşelerin apsisler toplamı, ordinatlar toplamı birbirine eşit muhabbeti paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dikdörtgende ve karede geçerlidir. Fakat yamukta böyle bir şey geçerli değildir. Çünkü yamuk bir paralel kenar değildir. O zaman ilk sorumuza bakalım. O, A, B, C bir paralel kenar. A noktasının koordinatları 5'e 0. O noktasının koordinatları zaten 0'a 0. 0. C'nin koordinatları 3'e 4. Bizden köşegen uzunluklar toplamını istiyor. AC e, A, C köşegenini hemen bulurum ben. Neydi kural? Apsisler farkı 5, eksi 3, 2'nin karesi. Ordinatlar farkı 0 eksi 4 eksi 4, 4 karesi 16. Toplamının kare kökü ne yapar? 16 4 daha 20 kare kökü 2 kök 5. A, C'yi bulduk. Sırada O, B köşegeni var. Ha B'nin koordinatlarını bilmiyorum. Ama bulurum. Paralel kenarda karşılıklı koordinatların absisler toplamı birbirine eşitti. 5, 3 daha 8. 0'la neyi toplarsam 8 olur? 8'i. Ordinatlar toplamı 4 artı 0, 4 sıfırla neyi toplarsak arkadaşlar 4 olur 4'ü. Ha demek ki B'nin de koordinatları neymiş? 8'e 4. O zaman O B'yi bulabilirim. Apsisler farkı 8 karesi 64. Ordinatlar farkı 4 karesi 16 toplamının kare kökü. Kök 80 o da 4 kök 5. E köşegenler toplamı 6 kök 5. Cevabımız B şıkkı. 8'e bakalım. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasını 2 bölü 3 oranında içten bölen C noktasının koordinatlarını istiyor. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir izah edelim. Önce bir tane AB doğru parçası var. Onu çizelim. Şurası A. 5'e eksi 1. Diğer uçta B. 10'a 9. Şimdi bir tane C noktası yerleştireceğim. Nereye? Bu ikisinin içine. Arasına. içten bölen diyor çünkü. Hangi oranda? AC 2 katken BC 3 kat olacak. O zaman C A'ya daha yakın sanki değil mi? AC 2 kat BC ne olacak? 3 kat. İşte sizden C'nin koordinatlarını bulmanız istiyor. Basit bir oran orantı sorusu. Ne yapacağız? Apsisler arasındaki değişimden faydalanarak oran orantı yazacağız. Bakın apsisimiz kaç? 5. Apsisimiz kaç? 10. 5'ten 10'a ne kadarlık bir artış var? 5 birimlik bir artış var. Peki ara ne? 5K değil mi? Ha 5K'da 5 artarsa yazalım bakın. 5K'da 5 artarsa A'dan C'ye ne kadar var? 2K. 2K'da ne kadar artar? E, 5K'da 5 artarsa 2K'da 2 artar. O zaman apsisimiz 5'ti. 2 arttırdık. C'nin apsisi kaç oldu? 7. Ordinatlara bakalım şimdi. Eksi 1'den 9'a 10 artmış. Bakın ordinatlardaki artış 10. 5K'da 10 artarsa 2K'da 4 artar. Eksi 1'de 4 arttırın. 3. Bitti. İşte C'nin koordinatları 7'ye 3 toplarsak da 10 gelecektir. Mantık bu. Oran orantı yazıyorsunuz arkadaşlar. Aradaki mesafe kadar artış miktarını oranlıyorsunuz. Sonra istenilen yere kadar artış miktarıyla sonuca ulaşıyorsunuz. 9'a bakalım. Benzer bir soru ama bir farklılık var. Bu sefer C noktası dıştan bölecek. Şimdi dıştan bölecek ne demek? Gene ne yapıyorum? AB doğru parçasını bir çizelim. Bana A ve B noktalarını verdiği için. Şurası A olsun. Burada B olsun. A'nın koordinatları 7'ye eksi 3. B'nin koordinatları 1'e 1. Şimdi C noktasını dışarı koyacağım. Ama B tarafına mı koyacağım? Yoksa A tarafına mı koyacağım? O belli değil. Şu orandan anlayacağız. Diyor ki AC bölü BC 3 olacak diyor. Yani AC 3K iken BC 1K olacak. Demek ki BC'ye daha yakın. Yani C nerede arkadaşlar? Bunun devamında. bakın BC 1K iken AC 3K olacak. Demek ki AB arasına da ne kaldı? 2K. Ha, demek ki o verilen orandan anlayacağız. Hangi oran daha küçükse oraya daha yakın deyip dışa o tarafa doğru çizeceğiz. Şimdi artık gerisi kolay. Oran orantı yapacağız. Apsislere bakalım. 7 idi, 1 olmuş. Hop 7'den 1'e 6 azalmış. Ha, 2K'da 6 azalırsa K'da 3 azalır. 1'i 3 azaltırsam kaç olur arkadaşlar? Eksi 2. Ordinata bakalım. Eksi 3'ten 1'e 4 artmış. E 2K'da 4 artarsa K'da ne kadar artar? 2 artar. 1'i 2 arttırırsak kaç olur? 3. C'nin koordinatları da eksi 2, 3. Cevabımız A şıkkı. Köşelerin koordinatları verilen üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ve alanı. Şimdi ağırlık merkezi için arkadaşlar gayet basit bir formülümüz var. Apsisler toplamı bölü 3 ordinatlar toplamı bölü 3 bize ağırlık merkezinin koordinatını verecektir. Yani gene sanki ortalama alıyoruz. 3 köşenin ortalamasını alırsanız ağırlık merkezini buluyoruz. Alan için ise şöyle enteresan bir formül var. O formülü örnek üzerinde anlatayım. Onun için direkt örneğimize geçelim. Şimdi önce şu ABC noktaları verilen ABC üçgenin ağırlık merkezini bulalım. Ağırlık merkezini genelde ne yapıyorduk? G harfiyle gösteriyorduk. Gene G harfiyle göstereyim. Kural şu. Apsisleri topla 3'e böl. Yani ortalama al. A'nın apsisi 0. B'nin apsisi 5. C'nin apsisi 4. Topla 3'e böl. Bölü. Şimdi ordinatlara bakalım. A'nın ordinatı 3. B'nin ordinatı eksi 5. Ve C'nin ordinatı da eksi 1. Sonra bunları 3'e böl. Şimdi ne oldu? G noktasının koordinatları 9 bölü 3'ten 3. Burası da eksi 3 bölü 3'ten eksi 1. İşte ağırlık merkezinin koordinatları 3'e eksi 1. Gelelim alana. Şimdi orada değişik bir taktiğimiz var arkadaşlar. Önce ne yapıyorsunuz? İstediğiniz köşeden başlayarak 3 köşeyi alt alta yazıyorsunuz. A'dan başlayalım. 0, 3. 5 eksi 5. 4'e eksi 1. Bakın 3 köşeyi alt alta yazdım. Sonra en alta en yukarıdaki noktayı bir daha yazıyorsunuz. En yukarıda ne var? 0'a 3. Bunu bir daha yazıyorum. Sonra bu arkadaşların vakti zamanında determinant denilen bir konu vardı determinantını alıyoruz. Tam determinant da değil de determinant diyelim. Eskiden vardı böyle bir konu. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar bunları? Çapraz çarpıp hesaplayacağız. Bakın önce soldan sağa doğru gidiyorum. 0 çarpı eksi 5 0. 5 çarpı eksi 1 eksi 5. 4 kere 3 12. Bulduğunuz bu yavruları topluyorsunuz. 7. Şimdi ne yapacağız? E soldan sağ yaptıysak sağdan sola da yapmalıyız. Yapalım. 3 kere 5 15. Eksi 5 kere 4. Eksi 20. Eksi 1 kere 0. 0. Topla kaç geliyor buradan? Eksi 5. Şimdi bulduğunuz bu iki arkadaşı birbirinden çıkartıp 2'ye bölüyorsunuz. İsterseniz eksi 5'ten 7'yi çıkartın. isterseniz 7'den eksi 5'i çıkartın. Sonuçta pozitif değer alacaksınız. Çünkü alan negatif olmaz. Ne yapalım o zaman? 7'den eksi 5'i çıkartıp 2'ye bölüyorum. Buradaki püf noktasına şu bölü 2 o formülde var. Onu unutmamaya çalışın. 12 bölü 2'den alanda kaç geldi arkadaşlar? 6 gelecektir. Dediğim gibi enteresan bir formül ama aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ama dediğimiz gibi ÖSYM herhalde formülü verecek. Öyle diyor. Dolayısıyla böyle bir şey sorarsa galiba yukarıda formülü size verebilir. Örnek 11'e bakalım. Dik koordinat düzleminde x ekseni ona sıfır noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Şöyle bir şey işte. ona sıfır noktası şurası. Şöyle bir tane doğru çiziliyor. Tamam. Ee, bu doğrunun orijine en yakın noktası P olduğuna göre. Ha, şimdi orijine en yakın nokta nasıl bulunur? En yakın uzaklık arkadaşlar daima dik uzaklıktır. En kısa uzaklık, en yakın uzaklık dik uzaklıktır. O zaman orijinden doğruya bir dik geldiğinizde işte P noktası tam burada olursa P noktasının orijine olan uzaklığı en kısa olur. Yani en yakın nokta olur. Bunun koordinatları 2'ye A'ymiş. Bizden P noktasının orijini olan uzaklığı yani OP'yi bulmamı istiyor. Şimdi şu 2'ye A noktası ne demekti hemen bahsedelim. Demek ki P noktası orijinden itibaren 2 birim sağa gitmiş. A birim de yukarı gitmiş. O zaman şöyle aşağıya bir dik gelirsem. 2 birim sağa A birim yukarı. Bu şekilde noktayı yerleştirebiliriz. E şuranın tamamı 10'du. İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 8. E tepede 90, tabanda 90. Öklit. 2 kere 8, 16. H kareden A kaç geldi arkadaşlar? 4. Ha şimdi şurada Pisagor'u görüyorsunuz. 2, 4. 2 kök 5. Demek ki OP. Yani P noktasının orijin olan uzaklığı 2 kök 5 gelecektir. Şimdi aklınızda şu takılabilir. Hocam ona 0 noktası da kesiyor ya. Siz niye doğruyu böyle çizdiniz? Ona 0 böyle olsun. Ya bu şekildeyse doğru. Değil mi? Bu da olabilir. Hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Bu sefer ne olacak? Aynı şekilde buraya dik geleceğiz. Aynı şekilde burayı 2, burası 8, burası 4. Gene burası kaç gelecek? 2 kök 5 gelecektir. A'yı vermemesinin sebebi zaten o. İster yukarıda al ister aşağıda al. Fark etmez. Orijinal olan uzaklığı hep kaç gelecektir? 2 kök 5 gelecektir. 12'ye bakalım birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E, K, L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Bunlardan bir tanesi orijin olacak şekilde dik koordinat sistemi yerleştiriliyor. A, B, C, D, E noktalarından birisi orijin olacakmış. E özelliği neymiş? K ve L noktaların orijine uzaklıkları eşitmiş arkadaşlar. Ha bu birazcık deneme yanılma sorusu. Mesela D noktası orijin olabilir mi? Bakalım. K'nın D'ye olan uzaklığı kaç birim? 1, 1, kök 2. Peki L'nin D'ye olan uzaklığı kaç birim? 2. Demek ki D noktası orijin olamaz. Peki A olabilir mi? Olamaz. Çünkü D ile A aynı şey değil mi? Bu sefer bunun uzaklığı 2, bunun uzaklığı kök 2. O zaman o da olamaz. Peki B olabilir mi sizce? Bakıyoruz şurası 2 kök 2 değil mi? 2, 2, 2 kök 2. Burası ise 3, 1 kök 10 geldi. Yok B de olamaz. C olabilir mi? Ha, C olur gibi değil mi? Nasıl anladık? Bakın L'nin C'ye olan uzaklığı kaç birim? 5 birim. Peki K'nın C'ye olan uzaklığı? Bu da 5 birim, değil mi? Nasıl anladık? E 3 4 Pisagor görüyorsunuz, değil mi? 5. O zaman K'nın C'ye olan uzaklığı, L'nin C'ye olan uzaklığı 5 birim. Yani birbirine eşit olduğuna göre C noktası bizim aradığımız orijin olacaktır. 13'e bakalım. Şekildeki dik koordinat sisteminin eksenleri üzerindeki A ve B noktalarını birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu 12 birim. Bizden x kare artı y kare toplamını hesaplamamızı istiyor. Şimdi K noktası neymiş? Kenar ortayların kesiştiği nokta. Yani ağırlık merkezi. O zaman gelir ben şu yavruyu çizersem. Hop çizersek. Bu arkadaş ne olacak? Kenar ortay. Ağırlık merkezinden geçtiği için. 12'yi 6'a 6, 6 bölecek mi? Peki burası kaç derece? 90. E 90'dan gelen kenar ortay muhteşem üçlü. O zaman burası da kaç birim gelecek? 6. Peki o 6'yı 2'ye 4 oranında parçalayacak dersem. K noktası. İnanır mısınız? Tabii ki de inanırsınız. Ağırlık merkezinin özelliği neydi? 1'e 2 oranında parçalıyordu. Yani 3 parçaya ayırıyordu. O zaman 6'yı 3'e bölersek kısa parça 2. 2 ile çarparsak uzun parça 4. Yalnız benden x kare artı y kare toplamını istiyor. Hemen o zaman k'dan bir dik gelelim. Şurası kimdi? x. Burası kimdi? y. E burası dik üçgen. Ha, Pisagor görüyorsunuz değil mi? x kare artı y kare 4'ün karesi 16. Cevabımız c şıkkı. 14'e bakalım. A B C D bir kareymiş. D noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diye sormuş bize. Ne yapacağız arkadaşlar bu tip sorularda? Bir soruda kare varsa, dikdörtgen varsa herhangi bir köşesinin koordinatını verir. Diğer köşeleri sorarsa tam da burada olduğu gibi bunun etrafını sarın. Ne demek etrafını sarmak? Bakın şu etrafını böyle dik üçgenlerle sarın. Ne oldu ki hocam bunu sarınca? Hatırlayınız kare konusunda şöyle bir şey anlatıyorduk size. Bu bir kare olsun. Dışında bir dik üçgen olsun. Bunun kısa kenarını uzatır. Buradan bir dik gelirsek artık bununla bu neydi? Eşti değil mi? Kısa kenarı uzat. Dik gel. Bu da diğerleriyle eş. Kısa kenarı uzat. Dik gel. Bu da diğerleriyle eş diyorduk, Doğru mu? Ha, bu dört üçgenin dördü de birbirine eşti. İşte karenin etrafını sararak bu eş üçgenleri oluşturmuş olduk. Şura kaç birim? 4. Burası kaç birim? 3. Şimdi sırayla yazalım. 4 3 4 3 4 3 4 3. Şimdi benden D noktasını istiyor. Oldu bitti. Nasıl bitti? Bakın hop şurası X'i değil mi arkadaşlar? Kaç birim? 7. Şurası da Y'si değil mi? 3. Demek ki D'nin koordinatları 7'ye 3'müş. Toplamını istiyor bizden 10. Cevabımız E şıkkı. 15'e bakalım. OM 2 birim çeyrek daire, yarım daire var. Bizden x koordinatı kaçtır diye sormuş. Yani apsisi istiyor bizden. Şimdi şu M merkez olduğuna göre şu arkadaşı çizersek bu yarıçap. M merkez olduğuna göre bu arkadaş da yarıçap. Peki O merkez değil mi? O zaman OM de yarıçap. E OA da yarıçap. E bu yarı çaplar hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla burada ne oluştu? Bir eşkenar üçgen. E benden apsis istiyor. Apsis ne demek? Sağa doğru kaç birim gitti demek. Ya da sola doğru. Bakıyoruz orijinden itibaren sağa doğru kaç birim gitmiş? İşte bu kadar. E burayı hesaplayabilirsem soru biter. E oraya hesaplamakta ne var? Eşkenar üçgen mi? Buralar 60 60 değil mi? E bu geldiğimiz arkadaş dik arkadaş. Bir bir böler mi? 30'u karşı 1 60'ı karşı kaç? kökü 3. Demek ki A'nın koordinatları kökü 3'e 1'miş arkadaşlar. Şurası da kaç? 1 değil mi? Bizden x'i istiyor. Yani absisi istiyor. Kökü 3. Cevabımız E şıkkı. Evet. Burada enteresan bir soru var gibi. Diyor ki x'e dik koordinat düzlemi orijin noktası etrafında şekildeki gibi 60 derece döndürülerek yani şu tarafa doğru 60 derece döndürülerek x üstü y üstü dik koordinat düzlemi oluşturuluyor. Buna göre xy düzlemindeki koordinatları 1'e 3 kök 3 olan p noktasının x üssü y üssü düzlemindeki koordinatlar aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. E, aynı mantığı burada da uygulayacağız. Neydi kural? X'i apsisi bulmak demek sağa ne kadar hareket etti? Y'yi ordinatı bulmak demek yukarı aşağı ne kadar hareket etti? Bunu anlamaktı. Yani bir nevi şu arkadaşlar. Bir noktanın apsisi demek Y'ye uzaklığı ordinatı demek de x'e uzaklıdır. O zaman P noktasının yeni koordinat düzleminde ordinatını merak eden x üstüne olan uzaklığını hesaplayacak. Apsisini merak edense y üstüne olan uzaklığını hesaplayacak. İşte bu siyah çizgileri bulabilirsem sorunun cevabını bulmuş oluruz. Hadi bulalım beraber. Şurası kaç arkadaşlar? 1. Şurası 90. Burası 30. 30'u karşı 1 ise 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı kaç gelecek? Kök 3. Şimdi P'nin ordinatı kaç? 3 kök 3. Demek ki şuradan şuraya kadar 3 kök 3. Kök 3 buradaysa buraya ne kaldı? 2 kök 3. Peki burası 30 ise burada 30 değil mi? 90. 60. 90'ın karşı 2 kök 3 ise 30'un karşı yarısı kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katı 3. Şimdi bakın şurası kaç geldi? 5. O zaman burada kaç olacak? 5. Peki burası kaç geldi? Kök 3. Ha, demek ki absis kök 3. Özür dilerim. Absis 5. Ordinat kök 3. Şöyle bir daha göstereyim. Demek ki şurası absis 5. Burası da ordinat kök 3. Aradığımız cevap A şıkkı. Testlerimize bakalım. Dik koordinat düzlemin ikinci bölgesinde bulunan bir noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? İkinci bölge neydi? Negatif x ile Pozitif y'nin kesiştiği yerde. O zaman x'imiz negatif olacak. Y'imiz de pozitif olacak. Aradığımız cevap D şıkkı. 2'ye bakalım. K noktası 4. bölgede olduğuna göre 4. bölge pozitif x ile negatif y'nin kesiştiği yer. Yani burası. O zaman x'imiz a kare b pozitif olacak. y'miz a artı b negatif olacak. Şimdi A ifadesi zaten her zaman pozitiftir. E A B'nin pozitif olması için demek ki B ne olacak? Negatif. Peki A artı B'nin negatif çıkmasını istiyoruz. E B negatifse A da mecburen ne olacak? Negatif. Demek ki A da B de negatifmiş. L noktası ne? A'ya eksi B. Yani L noktası A'ya eksi B. A negatifti. B de negatifti. Ama önünde eksi olduğu için o da pozitif oldu mu? Ha, eksiye artıdan bahsediyor. Eksiye artı kaçıcı bölge? İkinci bölge cevabımız B şıkkı. Üçe bakalım. A ve B noktaları analitik düzlemin aynı bölgesinde bulunduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş bize. E, A noktasına bakarsak her iki bileşeni de apsisi de ordinatı da negatif değil mi? Demek ki üçüncü bölge. O zaman 1 eksi K negatif olmalı. K eksi 4 o da negatif olmalı. Yani B noktası da üçüncü bölgede olmalı. Demek ki K'mız 1'den büyük olacak. Ve K'mız da 4'ten küçük olacak. Yani K 1 ile 4 aralığında olacak. Ne var bu aralıkta? 2 ile 3 var. Kaç farklı tam sayı değeri varmış? 2 farklı tam sayı değeri. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. AB doğru parçasının orta noktasının orijini uzaklığını istiyor. O zaman önce AB'nin bir orta noktasını bulalım. Orta noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? A ile B'nin ortalamasını alarak yani apsisleri topluyorum. Eksi 1 7 daha 6 yarısını alıyorum 3. Ordinatları topluyorum. Eksi 8 yarısını alıyorum. Eksi 4. Şimdi bu 3'e eksi 4 noktasının orijini olan uzaklığını bulacağım. Yani sıfıra sıfıra olan uzaklığını bulacağız. Neydi kural? Apsisler farkı. Apsisler farkı kaç geliyor? 3 karesi. Ordinatlar farkı eksi 4 karesi. Toplamının kare kökü. 16 9 daha 25. O da 5. Cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım. A ve B noktaları verilmiş. Aradaki mesafe 13 birim olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor bize. E, formül sorusu. Hadi hemen hızlıca yazalım. A, B arasındaki uzaklık apsisler farkının karesi. Yani K eksi eksi 2. K artı 2'nin karesi. Ordinatlar farkı eksi 5 eksi 7. Yani eksi 12'nin karesi toplamının karekökü eşittir kaç olacakmış? 13. Her tarafı karesini alırsak k artı 2'nin karesi artı 144. Karesini alırsak bu arkadaş gider. 13'ü karesini alırsak 169. Bunu bu tarafa atın. Demek ki k artı 2'nin karesi 169 eksi 144 25. E karesi 25 olan sayı ya 5'tir ya da eksi 5'tir. O zaman k buradan ya 3 gelir ya da eksi 7 gelir. K'nın alabileceği değerler toplamı eksi 4. Cevabımız E şıkkı. 6'ya bakalım. Birim kareli kağıtta verilen A noktasının koordinatları eksi 2'ye 4'tür. Buna göre B, C, D noktalarının koordinatlar toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi A noktası eksi 2'ye 4 olduğuna göre ben orijini belirleyebilirim. Apsisi eksi 2. Ne demek bu? Demek ki orijinin 2 birim solunda. Şimdi A noktası burada olduğuna göre 2 birim sağına geleceğim. İşte şuraya. Orijin bunun hizasında. Peki A noktasının ordinatı 4. Demek ki 4 birim yukarı çıkmış. O zaman 4 birim aşağıya indirmem lazım bunu. 1, 2, 3, 4. İşte aradığımız orijin burası. O zaman koordinat düzlemini hemen çizelim. İşte bakınız koordinat düzlemimiz. A'nın koordinatları neydi? Eksi 2 4. Hakikaten oluyor. Şimdi diğer arkadaşları artık çok rahat bulabilirim. B'den başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sola doğru 7 gitmiş. Eksi 7. Yukarı ve aşağı hareket olmadığı için ordinatı kaç? 0. C'ye bakalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sola 2 aşağı. Yani eksi 3'e eksi 2. D'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5 sola 3 yukarı. Yani eksi 5'e 3. Ne istiyor bizden? Toplamlarını istiyor. Bu arkadaşı toplamı eksi 2. Bu arkadaşın eksi 7. Bu arkadaşın eksi 5. Hepsinin toplamı da eksi 12, eksi 14. Cevabımız E şıkkı. 7'ye bakalım. Dik koordinat düzleminde A, B noktaları arasındaki uzaklık formülüyle hesaplanır demiş. Sağ olsun vermiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. AC arasındaki uzaklık 16 kilometre ise AB arasındaki uzaklığı soruyor. E şimdi AC arasındaki uzaklığı biz bir normal hesaplayalım. AC. Neydi kural? Apsisler farkı. 2'den eksi 4'ü çıkartın. 6. Ordinatlar farkı. Eksi 2'den 6'yı çıkartın. Eksi 8. Eksi boş verin. 8. Ha, 6, 8, 10. Demek ki AC arasındaki uzaklık kaç birimmiş? 11. 11'i kaç kilometre olarak gösterir? 16 yazalım. 11'im. 16 kilometre ise şimdi A ile B arasındaki uzaklığa bakalım. Apsisler farkı kaç? 7. Ordinatlar farkı kaç? Eksi 24. Eksi boş ver 24. Ha 7, 24, 25. Demek ki AB kaç birimmiş? 25. E 10 16 kilometre ise 25 birim kaç kilometredir deyip orantıyı yazacağız. Bitti. 25 çarpı 16 bölü 10 mu? 5'e böl 5, 5'e böl 2, 2'ye böl 8, 5 kere 8, 40. Demek ki AB arasındaki uzaklık 40 km olarak hesaplanabilir. Diğer testimize bakalım. Dik koordinat düzleminde A noktası x ekseninin üzerinde. Hatırlayınız. Bir nokta x eksenin üzerinde ise ordinat kaçtı? 0. O zaman A artı 3 eşittir. 0'dan A kaçmış? Eksi 3. Bulduk. B noktası ise dördüncü bölgedeymiş. Aklımda B noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim. Ha, şimdi B noktasının x eksenine olan uzaklığı 5 birimse demek ki B'nin ordinatı 5. Çünkü hatırlayın ordinat ne demekti? Yukarı aşağı kaç birim çıktığınız demekti. O zaman burası ne oluyor aynı zamanda? X eksenine olan uzaklığı oluyor. O zaman bu arkadaşın x eksenine olan uzaklığı 5 ise ordinatı kaç olacak? 5. Fakat şöyle bir sıkıntı var ya. Bu nokta dördüncü bölge. Ha dördüncü bölgede ordinat negatiftir. O zaman B noktasının ordinatı 5 değil. Eksi 5 olmalı. Sonuçta eksi 5'in de x ekseni olan uzaklığı kaç birimdir? 5. Ha o zaman B'de kaçmış mı? Erse eksi 1. A artı B toplamını istiyor sizden. Eksi 4 cevabımız A şıkkı. Dik koordinat düzleminde A ve C noktaları verilmiş. A, B, C, D karesi varmış. B noktasının orijine olan uzaklığı. Şimdi bunu çizmek lazım değil mi? Şöyle bir koordinat düzlemi. A noktası eksi 6'ya 0. Şurası olsun. C de ona 0. O da şurası olsun. Şimdi A, B, C, D karesi yazdığınız zaman A, B, C, D. Dikkat ettiyseniz A ile C karşılıklı oluyor. Yani köşegen oluyor. Ha demek ki şu arkadaş bir köşegen. AC köşegeni. O zaman B ile D ne olmalı? Diğer tarafta olmalı. Yani şöyle düşünün. İşte karemiz bu şekilde olmalı arkadaşlar. A, B, C, D. Ha, o zaman benden ne istiyor? B noktasının orijin olan uzaklığı. Yani şu mesafeyi bulmamı mı istiyor? E bakalım buluruz herhalde. Klasik hareket. Şuradan şöyle bir dik gelelim mi? Kare çünkü. Karede köşegenler birbirini ne yapıyor? Dik ortalar. Yani bunu devam ettirirsen bu da diğer köşegen olur. AC köşegeni 16 değil mi? Kaç kaç bölecek? 8 8. O zaman burası 8. Burası 8. E burası 6 ise buraya ne kaldı? 2. E karede köşegenler birbirine eşitti. O zaman burası 8. Burada 8. Pisagor'u Pisagor görüyor musunuz şimdi? İşte B'nin orijin olan uzaklığını bulduk. 8'i karesi 64. 2'nin karesi 4. Topla 68. Yani burası kök 68. Yani Bursa 2 kök 17 gelecektir. 3'e bakalım. Dik koordinat düzleminde A, B ve C noktaları veriliyor. Üçgenin alanı 12 birim kare olduğuna göre şu enteresan formülü uygulayacağız değil mi? Determinant demiştik birazcık benziyor. A'nın alabileceği değerler toplamı. Neydi kural? Önce kendimize bir köşe seçiyorduk. A köşesini seçelim. Onu tepeye yazıyorduk. Sonra sırayla diğer köşeleri yazıyorduk. Sonra en tepeye yazdığımızı bir daha yazıyorduk. Sonra efendime söyleyeyim bunları çaprazlama birbirinden ne yapıyorduk? Çarpıp çıkartıyorduk. Hadi yapalım. 0 kere 0 0. A kere 0 0. Eksi 1 kere eksi 4 4. Toplarsak kaç geldi burası? 4. Cepte. Gelelim bu tarafa. Eksi 4 kere A eksi 4 A. 0 kere eksi 1 0. 0 kere 0 0. Toplarsak ne olacak? Eksi 4 A. İşte ne yapıyorduk? Bu ikisini birbirinden çıkartıp Artık hangisi büyük hangisi küçükse bilmiyorum onu. 2'ye bölünce alanı buluyorduk. E şimdi hangisi büyük hangisi küçük bilemiyorsak ne kullanıyorduk? Mutlak değer değil mi? O zaman mutlak değer 4 eksi eksi 4'a bölü 2 eşittir alan 12. Yani mutlak değer 4 artı 4'a eşittir kaç olacak? 2 çarpı 12 24 mü? Gerisi mutlak değer sorusu. Ne yapıyorduk? 4 artı 4 a'yı bir 24'e eşitliyorduk. Bir de 4 artı 4 a'yı eksi 24'e. Buradan a kaç geliyor arkadaşlar? 5. Buradan a kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 7. O zaman a'nın alabileceği değerler toplamı. Eksi 7 artı 5. Eksi 2. Cevabımız d şıkkı. 4'e bakalım. Analitik düzlemde a ve b noktaları veriliyor. A, B, C noktaları doğrusal ve C elemanı AB doğru parçası. Yani şu AB doğru parçasını çizdiğinizde C bu içeride olacak. Elemanı olacak. O zaman A eksi 2'ye 3 bir yazalım. B de 10'a eksi 13. Onu da yazalım. Şimdi C'nin yerini bulmaya çalışalım. Ne diyor? A C 1K iken A B 4K olacak. Ha, A B zaten burası. Bu 4K ise A C 1K olacak. Ha, o zaman bura K. Bura 3K. A C 1K iken A B 4K. Şimdi ne yapacağız? Oran orantı. Hadi apsislerdeki değişime bakalım önce. Eksi 2'den 10'a 12 artmış. Kaç K'da? 4 K'da. E 4 K'da 12 artarsa A'dan C'ye kaç K var? 1 K. K'da ne kadar artar? 4'te 12 artarsa 1'de 3 artar. Doğru mu? Eksi 2 3 arttırırsak apsis 1. Ordinata bakalım. 3'ten eksi 13'e. Oo bu sefer azalmış. Ne kadar? 16 azalmış hem de. 4K'da 16 azalırsa 1K'da 4 azalır. 3'ü 4 azaltırsak eksi 1. Demek ki C'nin koordinatları 1'e eksi 1. Çarpımları eksi 1. Cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım. Benzer soru ama bu sefer C AB doğru parçasının elemanı değil. Ama AB'nin elemanı. AB doğrusu AB doğru parçası. İkisinin arasındaki farkı hatırlıyoruz değil mi? Şu neydi? Bu AB doğru parçası. Eğer bunu bu tarafa doğru, bu tarafa doğru sonsuza kadar uzatırsanız o da ne oluyordu? AB doğrusu. İşte C bu doğrunun üzerinde bir yerde. ama a ile b'nin arasında değil diyor. Yani dıştan bölecek. A'nın koordinatları neymiş 2'ye 1. B'nin koordinatları 8'e eksi 2. Şimdi C'yi nereye yazacağız. AC 2 katken BC 5 katmış. Demek ki C B'ye daha uzak. O zaman buraya yazacağız değil mi? O zaman A C 2 kat. B C 5 katsa buraya ne kaldı? 3 kat. Gerisi artık kolay. Oran orantı. Apsise bakalım. 8'den 2'ye 6 azalmış değil mi? E 3K'da 6 azalırsa 2K'da ne kadar azalır? 3K'da 6 azalırsa 2K'da 4 azalır. 2'yi 4 azaltırsak demek ki C'nin apsisi eksi 2. Gelelim ordinata. Eksi 2'den 1'e 3 artmış. E 3K'da 3 artarsa 2K'da 2 artar. 1'i 2 arttırırsak o da ne olur? 3. Demek ki C'nin koordinatları eksi 2'ye 3. Cevabımız E şıkkı. 6'ya bakalım. A, B, B C'nin 2 katı. Buraya K dersek burası 2K. D'nin koordinatları 3'e 10. C'nin koordinatlarını istiyor. Hatırlayın. Konu anlatım kısmında demiştik kare dikdörtgen varsa etrafını dolayın değil mi? Hadi dolayalım etrafını. Doladım. Hop doladım. Doladım. Karenin etrafındaki dört üçgen eşti. Ama dikdörtgende öyle bir şey olmaz. Çünkü dikdörtgenin kenarları birbirine eşit değil ki eşlik olsun. Peki burada ne var? Burada da 1'e 2 oranında benzerlik olacak ona dikkat. Şimdi D'nin koordinatları 3'e 10 ne demek? Demek ki bu arkadaş sola doğru 3 gelmiş. Ve yerden yüksekliği de kaç birim? 11. birim. Şimdi burası 3 ise arkadaşlar. Bak alfa beta yerleştirin çok rahat göreceksiniz. Alfa beta 90. E, 90 beta alfa. 90 alfa beta. 90 beta alfa. 90 alfa beta. 90 beta Alfa. 90 alfa. Beta. Ve malumunuz 90. Şimdi bakın betanın karşısı 3 mü? Minik üçgende. O zaman bu minik üçgende de betanın karşısı kaç gelecek? 3 gelecek. Şimdi alfanın karşısı şurası belli değil değil mi? Ne diyelim? X diyelim oraya. O zaman bu alfanın karşısı burada ne olacak arkadaşlar? X. Peki şurası boylu boyunca 10 değil miydi? X'i buradaysa buraya ne kaldı? 10 eksi X. O zaman büyük üçgende betanın karşısı 10 eksi X ise bu betanın karşısında ne olacak? 10 eksi X. Pekala. Şimdi gelelim. Bu 1'e 2 oranı ne işe yarıyor onu anlatmaya. Beta'nın karşısı kaç burada arkadaşlar? 3. O zaman minik üçgende beta'nın karşısı 3 ise büyük üçgende beta'nın karşısı 6 olacak. İşte 1'e 2 oran orada işe yarıyor. Ha, o zaman bu beta'nın karşısı 10 eksi x dediğimiz şey meğerse kaçmış? 6. O zaman 10 eksi x 6'dan x kaçmış arkadaşlar? 4. E artık soru bitti. Tıkır tıkır etrafını yerleştiririz. Demek ki x kaçmış? 4. O zaman burası kaç? 6. Şimdi burası 4. Burası 6. Burası 4. Ha, 3, 4, 5. O zaman bu da tahmin edin. 6, 8, 13 üçgeni. Meğerse bu da 6, 8, 13 üçgeniymiş. Artık her yeri bulduk. Soru bitti. Kim istiyor? C noktasının koordinatları. İşte C burada. C noktasının apsisi şu arkadaş. Yani şurası. 3, 8 daha 11 değil mi? Peki yerden yüksekliği de kaç? 4 değil mi? Demek ki C'nin koordinatları 11'e 4. Toplamlarını istiyor bizden. 15 cevabımız C şıkkı. 7'ye bakalım. Analitik düzlemde AB doğrusu Y ekseniyle 45 derecelik açı yapmaktadır. A'nın koordinatları 6 2 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı. Şimdi şurası 90 malumunuz. 45 burada 45. Ters açı burada 45. Şimdi ben şuradan aşağı bir dik gelirsem. Şurası ordinat 2 olmaz mı? E 90 45 45'ten burada 2 olmaz mı? Peki apsis kaç? 6. Şurası 6 değil mi? O zaman aşağısı da 6, 2 buradaysa buraya 4 kalır mı? Şimdi bakın şu üçgenin alanı mı istiyor sizden? Taban 4, yükseklik 2, değil mi? 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. Cevabımız B şıkkı. 8'e bakalım. O ABC paralelkenar B'yi, C'yi vermiş. AC köşegen uzunluğunu istiyor. Neydi kural? paralel kenarın köşe koordinatlarının apsisler toplamı birbirine eşittir. Aynı şekilde ordinatlar toplamı onlar da birbirine eşittir. O'nun koordinatları 0'a 0 biliyoruz. Apsisler toplamı OB 4 artı 0 4. E, A ile C'nin apsisler toplamı da 4 o zaman. E, 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? Eksi 2. 6 eksi 2 daha 4. Ordinatlar toplamı 0'a 0. Yani 0. O zaman burası 3 ise buraya kaç olmalı? Eksi 3. Şimdi sizden ne istiyordu? AC köşegeni mi? Yani şu arkadaşı mı istiyor? E i̇ki nokta arası uzaklıktan çok rahat bulabiliriz. Apsisler farkı 6 eksi eksi 2 8. Ordinatlar farkı 3 eksi eksi 6. Ha, 8 6 10 üçgeni ya da 8'in karesi artı 6'nın karesi toplamının karekökü bize AC uzunluğunu verecektir. 9'a bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen A, B, C, D dörtgen alanı kaç birim karedir demiş. Bu tip sorularda arkadaşlar fazla bir güzellik aramayın. Yani bazı sorularda hakikaten böyle çok güzellik olur. Böyle şık bir hareketle alanı bulabiliyorsunuz. Ama bu her zaman olmaz. Onun için en garanti yol nedir? Şeklin etrafını dikdörtgeni tamamlayıp dikdörtgenin içindeki dik üçgenlerin alanını atarsanız taralı bölgeyi bulursunuz. Ne demek istedim? İşte bunu demek istedim. Bakın şekli dikdörtgene tamamladım mı? Şu beyaz dik üçgenleri görüyorsunuz. Onları atarsam geriye boyalı bölge kalır. Hadi koordinatları yerleştirelim. B'nin ordinatı kaç? 3. Demek ki burası 3 birim. C'nin ordinatı kaç? 7. Demek ki burası 4 birim. A'nın apsisi kaç? Eksi 3. Demek ki burası 3 birim. D'nin apsisi kaç? Eksi 5. Demek ki buradan buraya 5 birim. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 2 birim. E, D'nin ordinatı kaç? 2. Demek ki burası 2. E burası 7 ise karşı da 7. Buraya ne kaldı? 5. E 3, 2 daha 5. Burada 5. Bitti. Dikdörtgen alanı 7 kere 5. 35. Eksi. Şimdi şu dik üçgen alanı 5 kere 5. 25 bölü 2. Eksi bu üçgenin alanı 3 kere 3. 9 bölü 2. Eksi bu üçgenin alanı 2 kere 2. Bölü 2. E 35 eksi. Şu arkadaşları eksi parantezin alırsak hepsi artı olur. Toplayalım. Burası kaç? 4. 25 da 29. 9 da 38. 38 bölü 2'den 19. 35'ten 19 çıkarsa 16. Cevabımız B şıkkı. Ona bakalım. C'nin koordinatları eksi 6'ya 12. Yani şuradan şöyle bir dik gelirsek bura 6 birim. Aşağıya sallandırırsak burası 12 birim. Değil mi? O zaman burası 12 ise burada 12. Yani köşe 90 biliyorsunuz. E tepede 90, tabanda 90 öklüt. O zaman bu minik yavru sanki 3 olur değil mi? 12 ile 3'ün çarpımı 36 eşittir h kare. Yani 6'nın karesi. Ne istiyor bizden? Dikdörtgenin alanı. E şu üçgenin alanı buldum. Bu üçgenin alanını taban 15. Yükseklik 6 bölü 2 değil mi? 45. E, burada da bir 45 var. 45-45. 90. Cevabımız A şıkkı. Eşkenar dörtgenimiz var. 8-16 e noktası verilmiş. D noktasının apsisi kaçtır diye soruyor bize. Şimdi B'nin koordinatları 8-16 demek ki şöyle gelirsek, burası 8 birim. Buradan aşağıya düz inersek burası 16 birim. Şimdi bu arkadaş eşkenar dörtgen. O zaman dört kenarda da birbirine eşit. Aha şuraya x diyelim. O zaman burada ne olacak x. Ha, buraya ne kaldı o zaman? Tamamı 16 idi. 16-x. E, yukarı 8 ise aşağıda 8. Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? Evet Pisagor'a gerek yok. Bir kenarı 8 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 6, 8, 10. X'e 10 desek burası kaç oluyor arkadaşlar? 6 sağladı. Ha, demek ki eşkenar dörtgeni bir kenarı 10 imiş. O zaman şöyle bir temizleyelim mi? Burası 10. Burası 10. Buradan aşağıya dik inersek buraya 6. Buraya da 8. Şimdi benden D noktasının apsisini istiyor. Tabi şuralarda 10, 10. Eşkenar dörtgenin kenarı. E buraya x diyelim. Soru bitsin. Bu arkadaş buna paralel değil mi? Tales amca çağırıyor bizi değil mi? X'in X artı 8 oranı eşittir. 6'nın 10 oranı. Sadeleştir 3'e 5. İçler dışlar yap. X kaç geliyor arkadaşlar? 12. demek ki D noktasının apsisi 12 8 daha 20. Cevabımız D şıkkı. 12'ye bakalım. 6'ya eksi 9'u vermiş. K noktasının apsisini istiyor. Ne yapacağım? Hemen etrafını doluyorum değil mi? Şuradan şöyle bir dik geldim. Yukarı çıktım. Şöyle geldim. Buradan da sardık. Böyle de geldik. Hemen ne yaptık? Etrafını sardık. Şimdi A'nın koordinatları neydi? 6 9. Bunu yerleştirelim. Demek ki şurası apsis 6. Şurası da ordinat eksi 9. Ama uzunluk olarak kaç? Burası 9. E, kare olduğu için etrafındaki dört dik üçgende eşit. Sırayla gidelim. 6, 9. O zaman burası 6. Bura 9. Bura 6. Dikkat. Bura 9. Bura 6. Bura da 9. Peki bura 6 ise şu karşıda 6 değil mi? Buraya da ne kaldı? 3. Şimdi benden ne istiyor? K noktasının apsisini. Benden şunu istiyor. Ha o zaman şu minik arkadaşı bulabilirsem soru biter. Şurayı. E orayı buluruz. Gene Thales amca bizi çağırıyor bakın. 3'ün 9 oranı. X'in 6 oranı. X buradan kaç geldi? 2. Demek ki burası kaçmış? 2. Şimdi şurası 15 ya. ya aşağısı da boylu boyunca 15. İkisi buradaysa K'nın apsisine kaldı 13. Cevabımız D şıkkı. 13'e bakalım. 30 dereceye vermiş. B noktası eksi 6'ya 0. O zaman şurası 6 birim. Kenar ortayların kesim noktası orijin olduğuna göre. Yani ağırlık merkezimiz O'muş. Hatırlayın ağırlık merkezinin özelliğini. 1'e 2 oranında parçalıyordum. O zaman burası 6 ise Bura kaç olacak arkadaşlar? 3. 1'e 2 oranından. E 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı malumunuz bura 90. 60'ın karşısı 3 kök 3. O zaman A'nın koordinatlarını da bulduk. Bakın 0'a 3 kök 3. B'nin koordinatları neydi? Eksi 6'ya 0. E C'ninkileri de artık ne yapabilirim? Bulabilirim. Ama bana zaten C'nin ordinatı lazım. O zaman ordinatını bulalım. Nasıl bulacağız? 3 köşe belliyse ağırlık merkezini nasıl buluyorduk? 3 köşenin ortalamasını alarak. O zaman bunun ordinatına y dersek c'nin ordinatı y. A'nın ordinatı 3 kök 3. B'nin ordinatı 0. Toplayıp 3'e bölersek ağırlık merkezinin ordinatını verir. Yani 0. O zaman buradan y kaç gelir? Eksi 3 kök 3. Cevabımız c şıkkı. Diğer testimize bakalım. ABC üçgen AD açı ABC noktalarını vermiş. Bizden AD uzunluğunu istiyor. Şimdi ne yapalım? Önce şu AB arasındaki uzaklığı bulalım mı? Apsisler farkı 4 eksi 4 0. Karesi 0. At çöpe. Ordinatlar farkı 6 karesi 36 toplayıp kare alırsak demek ki burana geldi 6. AB arasındaki uzaklığı bulduk 6. Şimdi AC arasındaki uzaklığı bulalım. Apsisler farkı 3 karesi 9. Ordinatlar farkı 0, karesi 0. Topla 9 kare 3. Ha, demek ki AB 6, AC 3'müş. E, hatırlayınız açı ortayın özelliğini. Üst kanatlarla alt tabanlar orantılıydı. O zaman 3'ün altına K dersek 6'nın altına ne diyeceğim? 2K. Ha, şimdi D'yi bulurum oran orantıdan. Apsis kaç? 1. Apsis kaç? 4. 1'den 4'e kaç artmış? 3. E, 3K'da 3 artarsa 1K'da 1 artar. 1'i 1, 1 arttırırsanız D'nin apsisi kaç gelecek? 2. Ordinata bakalım. Ordinat eksi 2. Ordinat 4. Eksi 2'den 4'e kaç artmış? 6. 3K'da 6 artarsa K'da 2 artar. Eksi 2'yi de 2 arttırın. 0. E, D'nin de koordinatlarını bulduğuma göre artık AD uzunluğunu 2 nokta arası uzaklıktan bulabiliriz. Apsisler farkı 2 karesi 4. Ordinatlar farkı eksi 2 karesi 4. 4 4 daha 8 kare kökü 2 kök 2 cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. O A yarım dairenin çapı 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 çapı. K noktasının apsisi 4 olduğuna göre o zaman K'dan aşağıya bir dik gelirsek işte şurası 4'müş. Peki AK'yı çizersem OA çap olduğu için burada 90 olur mu arkadaşlar? Ha, bu bir kare değil mi? O zaman bu arkadaş buna eşit ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende bu tepeden gelen dik aynı zamanda kenar ortay burada 4. Demek ki bizim yarım dairenin yarı çapı 4'müş. O zaman burada 4. Dolayısıyla ben şunu şöyle çizersem. E karenin bir kenarı da 8 oldu. Buralarda 4 4. Soru bitti. Şu arkadaşla şu arkadaşın toplamı bana ne yapacak arkadaşlar? Taralı bölgelerin toplamını verecek. Hadi şuradan başlayalım. 4 kere 4 16 yarısı sekiz. 8. Şimdi aşağıdaki parçayı bulalım. Aşağıdaki bu parçayı nasıl bulabilirim? Gayet kolay. Karenin alanından çeyrek daireyi çıkartırsam olay biter. Karenin alanı 16. Eksi çeyrek dairenin alanı pi r kare. 16 pi çeyrek olduğu için 4 pi. İşte 16 eksi 4 pi taralı bölge. Bir de yukarıda 8'imiz vardı. 24 eksi 4 pi aradığımız cevap B şıkkı. 3'e bakalım. Analitik düzlemde A, B, C, D kareye köşegenler verilmiş. O, E, 11'im. C noktasının ordinatını istiyor. Şimdi bakın. Şuradan aşağıya bir dik gelsem. Buradan da aşağıya bir dik gelsem. Hatırlayınız karede köşegenler birbirine eşitti doğru mu? Şimdi şuraya ben alfa desem. Şu boşluğa da beta desem. Alfa beta 90 mı? Peki köşegenler arası 90. burada beta ise burada alfa olur mu? Bakın şu üçgenle bu üçgen ne oldu şimdi? Eş oldu. E, dolayısıyla bunlar eş olduğuna göre uzunluklar da eşit oldu. Burada beta'nın karşısına 3 çizgi dersek şurası beta oldu. Aynı şekilde burada da beta'nın karşısı 3 çizgi. O zaman burada bakın minik bir kare oldu. E, şurası 10 değil mi? E, köşegeni 10 karenin kenarları ne olacak? 5 kök 2. 5 kök 2. Şimdi benden yalnız C noktasının ordinatını istiyor. Yani benden şunu istiyor. Şu arkadaşı istiyor. Peki şurası 5 kök 2 ya. Peki köşegenler birbirine eşit. Bu arkadaş o zaman bunun orta tabanı oldu mu? Bura 5 kök 2 ise bura ne olacak? 10 kök 2 cevabımız E şıkkı. 4'e bakalım. A, B ve P noktaları verilmiş. A, P artı P, B toplamı en az kaç birimdir diyor. Hadi şunları bir yerleştireyim bakayım neye benziyor. A 2 2'ye 5. Apsis 2 ordinat 5. A burada. B 13'e 3. O da burada. 13'e 3. B de burada. P noktası da x eksen üzerinde. Hadi o da burada olsun hadi. X'e 0. Şimdi ne istiyor bizden? AP artı PB. Yani bu arkadaşla bu arkadaşın toplamının en küçük değerini istiyor. Abi biz buna benzer sorular dik üçgende çözmüştük ya. Ne yapıyorduk? Aşağıya deviriyorduk. Dümdüz birleştiriyorduk. Soru bitiyordu doğru mu? O zaman yapalım. Hadi şu arkadaşı aşağıya devirelim. B'yi aşağıya devirirsek burası olacak mı arkadaşlar? Kaçıncı bölgeye düşecek? 4'e. O zaman koordinatları 13'e 3 değil. 13'e eksi 3 olacak doğru mu? E, en kısa olması için de bu uzaklığın ne yapmam gerekiyor şimdi? Dümdüz çizmem gerekiyor. İşte şu şekilde çizersek. AP artı PB toplamı en kısa olur. Yani P noktasını şu bir tık daha sola alırsak en kısa olur. E nasıl bulacağım? E, AP artı PB toplamı şu an direkt AB doğrusu olmadı mı? İki nokta arası uzaklık yapacağım. Soru bitecek. A'nın koordinatları neydi? Eksi 2'ye 5 mi? Apsisler farkı 13 eksi eksi 2 15 karesi. Ordinatlar farkı 5 eksi eksi 3 8 karesi toplamının karekökü. Ya da 8 15 17. Cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. O, A, B, C. eşkenar dörtgen. Eşit açılar var. A ve B noktasının ordinatları sırasıyla 3 ve 8. Yani şuradan aşağıya bir dik geldik. 3 birim. Buradan aşağıya bir dik geldik. 8 birim. Ordinat neydi arkadaşlar? Yükseklik gibi değil mi? Bura 3. Bura 8. Şimdi hatırlayınız. Eşkenar dörtgende köşegenleri çizdiğiniz zaman o köşegenler aynı zamanda ne oluyor? Da? Açı orta? O zaman şu yavruyu bir çizelim. Buraya da bir açı ortay diyelim. Şöyle farklı bir renk kullanayım. <laughs> Buraları alfa alfa diyelim. E şunlar da eşit zaten beta beta. Aa, bakın 2 alfa artı 2 beta 90. alfa artı beta ne oldu? 45. Burası demek ki 45. E Buralar da alfa alfa. E o zaman bakın şimdi şurası 45'se burada 45 değil mi? Bura alfa ise burada ne kaldı? Beta. E buradan bir dik gelin. Burası 3. Şimdi burası ne oldu? 5. Şimdi bakın burası neydi? Beta. 90 alfa. Alfa demeyelim. A diyelim. Çünkü alfa ile beta'nın toplamı 45 değil mi? A diyelim. A artı beta 90. E 90 beta burada A olur mu? Ha demek ki bu üçgenle. Bu üçgen ne oldu şimdi? Eş üçgenler oldu. O zaman burada beta 3'e bakıyorsa burada da kaça bakacak? 3'e. O zaman burada 3. A 5'e bakıyorsa burada da kaça bakacak? 5'e. Ha o zaman... Olay anlaşıldı bakın. Buralardan dik geldiğimiz zaman burada bir 3'e 3'lük kare. Burada bir 3'e 5'lik dik üçgen. Burada da bir 3'e 5'lik dik üçgen. E o zaman artık gerisi kolay. Ne yapalım? Şu dik üçgenin alanından kareyi ve iki tane dik üçgeni çıkartayım. Böylece neyi bulurum? Eşkenar dörtgenin yarısını bulurum. 2 ile de çarparsam tamamını bulurum. Güzel. Dik üçgen alanı 8 çarpı 8 bölü 2'den kaç geliyor arkadaşlar? 32. Karenin alanı 3 kere 3 9. Bu dik üçgenin alanı 3 kere 5 15 yarısı 15 bölü 2. Aynı şekilde burada 15 bölü 2. Yani 15 bölü 2 15 bölü 2 15. 9 da burada var 24. 32'den 24'ü çıkar 8. Demek ki burası 8. O zaman burada 8. Tüm alan 16. Cevabımız E şıkkı. Ona bakış, şey, 6'ya bakalım. Dik koordinat sisteminde A'nın koordinatları 10'a 2 kök 3. Buna göre eksenler ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde Hadi döndürmeye çalışalım. Kaç derece? 30. O zaman Y buraya gelecek. Ve X de buraya gelecek. Değil mi? 30 derece döndürünce. Evet. Neresi 30 olacak? İşte şurası 30. Burası 30. Şimdi A'nın koordinatları ona 2 kök Yeni sistemde ha buna x üssü buna y üssü dersek yeni sistemde A noktasının ordinatını istiyor bize. A noktasının ordinatı ne demek? Yani şu arkadaşı bulun demek doğru mu? A noktasının ordinatı ne demek? X ekseni olan uzaklı. E yeni x olan uzaklı. Yani şurası bize ordinatı verecektir. Hadi hesaplayalım. Şimdi şuradan şöyle bir dik gelirsek burası 2 kök değil mi normalde? Peki burası 60. Burada 60. Ee, 30, 60, 90. 60'ın karşısı köküsü 30'un karşısı 2. 30 2. 90'ın karşısı kaç gelecek? 4. Şimdi A'nın apsisi kaç? 10. Yani şurası 10. İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 8. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı ne olacak? 4. Şimdi aradığımız yer şurasıydı. Hatırlıyor musunuz? ya e orayı da kaç kaç bulduk? 4, 4, 8. Aradığımız cevap E şıkkı. Böylece bir föyümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.